Herkese selamlar. İstanbul JavaScript topluluğunun yeni bir etkinliğine hoş geldiniz. Bugün MVP Stüdyo'nun kurucusu ve yazılım sektöründe önemli isimlerden biri olan Furkan Kılıç bizimle olacak. Önce ben kendimi tanıtayım. İstanbul JavaScript topluluğu olarak neler yapıyoruz, biraz bundan bahsedip sonra konuşmacımızı davet edeyim. Özge ben, Community'de topluluk yöneticisi olarak çalışıyorum. İstanbul JavaScript topluluğu, JavaScript ekosisteminin sektördeki gelişimine katkı sağlamak amacıyla Community organizatörlüğünde kurmuş olduğumuz bir topluluk. Bugün bu etkinlikle birlikte bu topluluk özelinde 5. etkinliğimizi gerçekleştiriyor olacağız. Aylık olarak bir online bir fiziksel etkinlik yapıyoruz aslında. Ama bu ay böyle biraz daha havaların da soğuk olmasıyla birlikte online yapıyoruz etkinliklerimizi. Aynı zamanda aylık etkinliklerimizde konuşmacı olmak isterseniz Community Türkiye, İstanbul JavaScript topluluğu sosyal medya hesapları üzerinden veya Community üzerinde mesajlar kısmından bizimle birebir iletişime geçebilirsiniz. Bugünkü etkinlik uzun zamandır beklediğimiz bir etkinlik aslında. Heyecanlıyım ben bu etkinlik için. Konuşmacımız Furkan'ı da bekletmeden davet edeyim hemen. Selam. Selamlar. Hoş geldin Furkan. Bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Bugün böyle İstanbul hafif soğuk, keyifli özlediğimiz bir hava aslında. Hazır evlerdeyken de güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum ben. Umarım. Yani bu herhalde iki kere ertelemek zorunda kaldık bazı sağlık sebeplerinden ötürü. Evet. O yüzden ben Geçmiş de olsun bu arada tekrardan. teşekkür ediyorum. Yani ciddi bir durum yok, çok şükür. O yüzden ben de yapacağım için heyecanlıyım. Bir yandan da benim için ilk defa canlı kod yazacağım bir sunum ve etkinlik olacak. O yüzden o taraftan da böyle hafif bir panik ama bir yandan da keyif. Bakalım ne olacak, beraber göreceğiz ama ben de heyecanlıyım Online etkinlik zaten editleriz bir şekilde. yani. Yok, en kötü yayınlamayız. Buradaki artık kaç kişi varsa o kadar kişinin arasında kalıyor her şey. Aynen. Katıldığın zaman ayırdığın için de çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Hem davet ettiğiniz için hem de dinleme gelen tüm arkadaşlara teşekkür ederim. O zaman istersen ekran yansıtmayı deneyelim. Sonra sahneyi yavaştan ben sana bırakayım. Tamamdır. Hemen diyorum. Şu an ekranı görebiliyor musunuz? Bir dakika alayım. Evet, görüyoruz. Bir Bunu dakika. şuraya aldım ben. Böyle güzel diye düşünüyorum. Tamam, eğer hani alıştım zaten ama eğer yine küçük gelirse falan söyleyebilirsiniz, ona göre ben Evet, zaten aynen. elimden geldi. Tamam, chat'i zaten takip ediyorum. Yine sorular gelirse de onu da aralarda alırız. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. O İsterseniz zaman böyle güzel yavaştan yayınlar. isterseniz ufak bir kendimden bahsederek başlayayım. Ardından ne yapacağımızdan bahsedeyim. Sonra zaten beraber kod yazmaya başlayacağız. Bayağı her şeyi sıfırdan beraber yazacağız. Ben Furkan, yaklaşık 7 seneden beri sektördeyim. Mobil teknoloji üzerine çalışıyorum. MVP Studio adı altında kurduğum bir stüdyonun şu an kurucusuyum. Asıl dediğim gibi asıl odam mobil uygulamalar. Son dönemde herkes gibi ben de isterseniz yapay zekanın ucundan tuttum ve bu işi nasıl kendi uygulamam ve müşterimin uygulamalarına entegre edebilirim diye araştırmaya başladım. Yani bir yapay zeka uzmanı değilim kesinlikle. Hiçbir öyle bir bilgim ya da yetkinliğim yok ama işte oradaki API'leri, diğer nasıl API'leri kullanıyorsak aynı şekilde kullanmayı temel seviyede öğrendim ve bunu da uygulamalarıma entegre ediyorum. Bugün yapacağımız şey aslında çok basit bir uygulama. Bunu ben Twitter'da gördüm. Hoşuma gittiydi. Tabii biz onun çok basit bir halini yapacağız ama kısaca yaptığımız şey şu. Buraya bir tane yemek ya da işte tarifi şey ismi giriyoruz. Create'e bastığımız zaman biraz uzun sürüyor çünkü normalde buraya işte şey yapmamız gerekiyor. Stream'le burayı çekiyor olmamız gerekiyor. Ama o 101'e birazcık fazla katacağını düşündüğüm için o konuya fazla girmedim. En son zaten data geldiği zaman birazdan göreceksiniz. Burada işte içindekiler, ondan sonra description, açıklama kısmı ve işte adım adım Salib'in nasıl yapılacağı ile alakalı bilgiler geliyor olacak. Bu sayede yapay zeka ile OpenAI'nin API ile konuşup mobil uygulamada kullanıyor olacağız.
Zaten başta da söylemiştim ama tekrardan tekrarlamakta fayda var. Bu bayağı 101 bir sunum olacak. O yüzden eğer zaten belli bir seviyenin üzerine React Native yazabiliyorsanız, OpenAI'in şeyini daha önce kullandıysanız, API'ni kullandıysanız muhtemelen göreceğiniz çok da yeni bir şey yok. Onu söyleyebilirim. Sonradan neden bu kadar saat boşuna izledim diye bana söylemeyin. Ama özellikle yeni başlayan arkadaşlar için faydalı olacağını inanıyorum. İsterseniz hep beraber gerçekten sıfırdan başlayalım. Şimdi öncelikle Expo ile hızlı olacak diye Expo ile beraber yapacağım. O yüzden hemen terminalime giriyorum. Bir tane Expo projesi oluşturuyorum Presentations içerisinde. Bunu da kapatıyorum. Artık bunu da kapatıyorum. Uygulamanın ismi ne olsun? React Native Open AI Demo olsun. Bu arada ben bir yandan sorularınızı da görebiliyorum. Yani tamamen kod yazarak geçeceği için sorularınızı da buradan eğer sorarsanız kod yazarken ben de bir yandan okumaya devam edebilirim. Cevaplamaya da çalışırım elimden geldiğince. Eğer varsa önerileriniz onları da yine konuşabiliriz. O yüzden birazcık böyle Etkinliği sunmasını istiyorum. açıkçası. Şu an proje kurulumu yapıyor. Şimdi Expo'yu bilmeyenler için belki ufak bir Expo'dan bahsetmek gerekebilir. Aslında Expo, React Native üzerine geliştirilmiş bir SDK. Bayağı development süreçlerini, onaylı deployment süreçleri gibi şeyleri otomatize ediyor ve hızlandırıyor. Onlarca kendi kütüphaneleri var. React Native'in içerisinde onları kullanabiliyorsunuz. Yani özellikle yeni başlayanlar için tavsiye ediyorum kesinlikle. Kullanıp kullanacağınız bazı senaryolar var. İşte atıyorum eğer native modülleri kullanmanız gerekiyorsa Expo'yu kullanmamanız gerekiyor çoğunlukla. Gibi böyle bazı şeyleri var. O yüzden Expo'yu hangi senaryoda kullanmalıyla alakalı merak ederseniz zaten kendi sayfasında ne zaman kullanmalıyım diye böyle bir güzel bir alan var. Onu okuduğunuz zaman en azından fikir sahibi olursunuz ama özellikle dediğim gibi yeni başlıyorsanız da muhtemelen öyle bir senaryoda ihtiyacınız yoktur. O yüzden Expo'yu gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu an projeyi kurdu. Şimdi bunu VS Code'un içerisinde açıyorum. React Native OpenAI Demo dedim. Ve açtım. Tamamdır. Onun haricinde şimdi ilk olarak projeyi ayağa kaldırıyorum. Bir tane soru gelmiş. Hemen bir anlamda açılırken onu şey yapayım. JavaScript temelleri attım. React Native'e başlayacağım. Nasıl öğrenmeliyim? Yani benim en azından kendi gözlemlediğim ve kendi uyguladığım yöntem bol bol kod yazmak. Hayattaki her şeyde olduğu gibi. Ne kadar fazla pratik yaparsak o kadar fazla öğreniyoruz. O yüzden mesela şu an bu yapacağım uygulama gerçekten temel bir uygulama olacak. Bunun gibi birkaç tane uygulama yapıp bunu mağazaya atmak. Ondan sonra ne bileyim staj bulabiliyorsunuz staj bulmak, iş bulabiliyorsunuz iş bulmak. Kendinizi geliştirmenin en hızlı yöntemlerinden birisi. Ama o hayattaki her şey gibi bol bol pratik yapmak gerekiyor. Şimdi az önce gördüğünüz gibi şeydi yani. Aşağıda bir tane nasıl bir şeyimiz olacak? Aşağıda bir tane input alanımız olacak. Yukarıda da işte title kısmı olacak, description kısmı olacak, içindekiler kısmı olacak. Ve adım adım o yemeğin ya da o içeceğin nasıl yapılacağını anlatıyor olacak. O yüzden beraber bir şekilde kodlamaya başlayalım. Şimdi öncelikle bir tane serece klasörü açıyorum ki orada her şey olsun. Bir tane de screens diye bir şey açıyorum serecenin içerisine. Bu da sayfalarımı koyacağım bir yer olmuş olsun. Sonra screens'in içerisine işte bunun adı ne olsun? Recipe screen olsun. Recipe screen diye bir şey oluşturdum. Şimdi burada kendi bir yandan bunu anlatırken şey de anlatmayı düşündüm. Kendim normal projelerde nasıl bir structure kuruyorum ve nasıl kod yazıyorum biraz ondan da bahsetmek istiyorum. Bu çok temel seviyede. O yüzden de burada aslında ihtiyaç yok çünkü çok ufak bir uygulama bu. Ama yine de normal bir projede nasıl klasör yapısı kuruyorsam yine burada o şekilde kuracağım. Ki en azından biraz olsun referans olmuş olsun. Ben genelde komponentlerin hepsini UI'nin ve login'in birbirinden ayırmayı seviyorum. O yüzden burada ayrı ayrı 4 farklı, 4-5 farklı dosya açacağım şimdi recipe screen için. Recipe screen UI.tsx aslında bizim UI elemanlarımızın olduğu yer olacak. Recipe screen.container.tsx sağdaki telefon görünümü Expo uygulamasıyla gelen bir şey mi? Sağdaki telefon görünümü bir simülatör. Xcode üzerinden çalışıyor. Eğer iOS'te eğer macOS kullanıyorsanız, iOS dedim yanlış söyledim. macOS kullanıyorsanız Xcode'u indirip simülatörü çalıştırabilirsiniz. Aynı şekilde Android simülatör de, o emülatör de geçiyor. İşte Android emülatör diye de bir şey var. Onda da yapabilirsiniz. Ya da aynı şekilde bu versiyonların hepsini gerçek bir cihazınız varsa, iOS ya da Android'den fark etmez. Kabloyla bilgisayarınıza bağlayıp oradan da versiyon alabilirsiniz. Ama bu simülatör diye geçiyor ve Xcode üzerinden çağrılıyor. Recipe Screen UI, Recipe Screen Container. Sonra Recipe Screen Styles. Burada
o UI'nin stillerini koyacağız. Recipe, screen, props. Bu props da şu an TypeScript yazıyoruz. JavaScript yazmıyoruz. TypeScript'te bildiğiniz gibi type tanımlamamız gerekiyor her şey için. O yüzden type'ları da buraya koyuyorum. Aslında bunun temel amacı şu. Kodun, yani normal her şeyi tek bir sayfa yazıyor olsaydık, işte recipe-screen.tsx diye bir şey yazdık ve her şeyi oraya yazıyoruz. Atıyorum 300-400 satır olacaktı. Ve yani orada bir şeyi aradığımız zaman bulması zor. Neyin nerede nasıl çağrıldığı zor. Logic nerede, UI nerede, style nerede anlaması zor olabiliyor. Bunu bu şekilde böldüğümüz zaman login nerede olduğunu, UI'nin nerede olduğunu, style'in nerede olduğunu çok hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Ben şimdi biraz hızlanacağım ve devam edeceğim. Çünkü daha bu şekilde şey yaparsam bayağı uzar. 2 saat falan buluruz. O zaman önce biraz hızlanayım. Ardından beraber yazmaya başlayalım zaten. Hızlı bir şekilde buraya yazıyorum. Sonra diyorum ki recipe screen UI. Şimdi öncelikle bir ekranda bunu görmek istiyorum. O yüzden diyeceğim ki bu bir view ve içinde de recipe screen var. Recipe screen UI var. Bunu export ediyorum doğal olarak dışarıdan çağırabilmek için. Ve view ve text'i de kütüphaneden ekliyorum. Aynı şekilde text'i de React Native'den çağırıyorum. Tamam, UI ekranımı yazdım. Container'ı aynı şekilde yazıyorum. Önce React'i import ettim buraya da. Şunu kapatayım. Hatta şurasını da kapatayım, daha rahat görün. Hatta biraz daha büyüteyim. O zaman şey olur. Tamam. Sonra import recipe screen UI'yi import ediyorum. Sonra diyorum ki const recipe screen container. Ve bu neyi return edecek sadece? Recipe screen UI'yi return edecek şu an için. Ve ben bu recipe screen UI'ya gerekli parametreleri buradan doğru yollayacağım. Yani herhangi bir logic yazarsam, state'im olacaksa, bir istek atacaksam, ne yapacaksam yapayım. Buradaki container'daki tüm logic'i yöneteceğim. UI'ya da sadece bunun göstermesi kalacak. Container'ı da aynı şekilde yaptım. Bir de buraya index.tsx yazdım. Bu da index dosyası şeyim. Buraya önce container'ı import ediyorum. Container'ı import ettim. Adının recipe screen olsun dedim bunun. Ve bunu da direkt export edelim dedim. Tamam, şimdi artık ana sayfama ben gittiğim zaman şuradaki text yerine recipe screen'i çağırırsam gelmiş oldu. Çünkü neden? Aslında şu an bu nasıl çalışıyor? Recipe screen'e gittiğimiz zaman önce index'e gidiyor. Index recipe screen container'a gidiyor. Recipe screen container recipe screen UI'ye gidiyor. Ve burada da bu text'i yazdırıyor. Fontu biraz büyütebilir miyiz? Tabii ki büyütebiliriz. Biraz daha büyüttüm. Tamam. Burada çok büyük oldu bu sefer de. Umarım beni etkilemez fazla. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Aşağısına bir input koymamız gerekiyor. Şimdi bunu yapmaya başlayalım aşağısına input koymayı. UI'nin içine geldim. Dedim ki o zaman input koyacaksam bir kere benim tüm şeyimi bir kere tamamlamam gerekiyor. Buraya göstermem gerekiyor. Styles.container diyorum. Ana konteynerim benim bu. Tüm şeyi gösterecek. Styles işte normalde buraya herkes şey yapar. Const styles der. Stylesheet de buraya koyar. Ve mesela bitti %100 diyelim. Şu an gördüğünüz gibi tüm her tarafı dolduran bir şey oldu. Ama şimdi bunu da styles'in içine koyacağım. Çünkü tek bir dosyanın içerisinde olmasını istemiyorum. O yüzden bunu da taşıyorum aynı şekilde. Geldim. Bunu buraya koydum. Export default diyorum. Direkt bunu olduğu gibi dışarı aktar diyorum. Ve stylesheet'i import etmem gerekiyor. Stylesheet. React Native. Burada artık stylesheet'i kullanmıyorum. Aynı şekilde styles'ı da import etmem gerekiyor içeriden. Styles dedim. Eşittir. Recipe screen styles'ından gelecek. Gördüğünüz gibi değişen hiçbir şey olmadı. Styles'ın içerisinde bunu çağırıyorum. Yellow yaptım. Yellow oldu. Şu an ne yapmış olduk? UI ve style'ın dosyalarını birbirinden ayırmış olduk. Aynı şekilde container'da ayırdık. Bu sayede tüm hepsini ayırmaya aynı şekilde devam edeceğiz. TS ve TSX arasındaki fark nedir? Yani güzel bir soru bu. TSX aslında bir şey return eden dosyalar için kullanılıyor. TS'lerde sadece işte TSX React Native'de bir komplet return eden dosyalar için kullanılıyor. Yani ben burada recipe screen UI'yi return ettiğim için bu TSX olmak zorunda. Aynı şekilde UI'nin içerisinde şey, view'lar, text'ler return ettiğim için TSX olmak zorunda. TS'lerde ise sadece işte obje, array ya da diğer constant değerleri export edebilirim. Ben burada hiçbir şekilde bir React Native objesi, şey, React Native komponenti export edemem. Aradaki fark bu. Yani hangisinin neyi export edeceğini tanımlıyor.
Tam container ve UI TSX aynı şekilde Stars'la TS'di. Devam ediyoruz aynı şekilde. Şimdi buradan bir şekilde olmasını istiyorum ve onun haricinde aşağıda da yine aynı şekilde ortada bir tane daha view olmasını istiyorum. Buna diyorum ki style stars.main container diyeyim. Ana ya da recipe container diyeyim. Ana gözükeceği yer burası. Recipe container de aynı şekilde flex 1 dedim. Ve bunun da background color green diyeyim. Bunu şu an farklı renkler vermemin sebebi hani yaptığımızı net olarak bir şekilde görebilelim diye. Şu an buradaki text bunun içine kalmadığı için gördüğünüz gibi aşağıda kalmış oldu. Bunu önce içine koyuyorum. Şu şekilde. Tamam. Bunun içinde bir de şimdi aşağıya bir tane daha alan yazıyorum. Buna da diyorum ki text input olacak. Text input. Şimdi text input nereden oluşuyor? Bir kere bir placeholder'dan oluşuyor. Bir tane placeholder koyduk. Aşağıda şu an bir şey yazıyor ama siz tabii muhtemelen göremiyorsunuz. Çünkü çok küçük bir durumda. Şimdi bunu style diyorum. Styles nokta atıyorum da bottom container olsun. Tamamdır. Bunlar bir olmasını istemiyorum. Aslı kırmızı oldu çünkü onun içerisinde bir input var. Tamam, şimdi bu input'a da bazı style'ler verelim ki daha görünür bir hale gelsin. Styles nokta input dedim. Önce bir padding vereyim ki daha gönül olsun. Background color vereyim. Ne olabilir? Kötü oldu. Vereyim. Tamam. Bir de şimdi bu aşağı gördüğünüz gibi 0-0. Şimdi bunun bu şekilde olmaması gerekiyor. Şimdi bunu kendimiz şöyle yapabiliriz mesela. Bottom, işte ne bileyim 24 dersek. Bunu yukarı çıkartabiliriz. Fakat bu sefer de şöyle bir durum ortaya çıkmış olur. Olmayan ekranlarda, yani şuradaki şu gördüğünüz şey buna bezel deniyor. Geç fark attığı da var da tensi bezel en azından. Olan ekranlarda bu şekilde gözüküyor ama olmayan ekranlarda sadece 24 piksel çıkıyor. Yani bunu daha jenerik bir hale getirmenin yöntemi var. Mesela bunun içinde Expo. Use safe araya inset. Safe Array diye bir tane kütüphane var. Safe Array konteksti sağlıyor. Bu şu anlamı, bu şu işe yarıyor. Ekranın üzerinde herhangi bir boşluk bırakmamız gereken bir alan var mı yok mu? Çünkü aslında bizim kullanmamız gereken, Apple'ın da dokümantasyonda anlattığı, şu üst taraftaki notch kısmının haricinde ve aşağıdaki bezel kısmının haricinde ortada kalan kısım aslında bizim Safe Array'ımız diye geçiyor. Ve bizim aslında content'i o arada gösteriyor olmamız lazım. Şu an o bilgiyi vermediğimiz için padding button'ı kurtarabilirse, padding button'ı şöyle kurtarabiliriz. Atıyorum ben bunun 16 piksel olmasını istiyorum diyelim ki normalde aşağıdan. Ama gördüğün gibi direkt bezel'a denk geliyor. Ama mesela bu işte iPhone 8'de direkt 16 piksel olacak aşağıdan. Ama aslında burada 16 piksel artı bezel'ın boyutu kadar padding button vermemiz gerekiyor. O aşağıdakinin boyutunu da işte bu kütüphane sayesinde öğreniyoruz. Şimdi bunu şu şekilde projemize ekliyoruz. Bunu projemize ekledik. Bunu projemize ekledikten sonra bu şu şekilde kullanılıyor. Const, bottom ve top parametreleri var. Use safe araya inset diyor. Ve bunu da aynı şekilde import use safe araya inset deyip bu şekilde çağırıyoruz. Şimdi bu şu işe yarıyor. Evet, buradaki dokümantasyonda şey yapmamız gerekiyor. Bunu kullanabilmek için Safe Array Provider diye bir şeyle bunu sarmamız gerekiyor. Burada dokümantasyonda anlatıyor. Şurada. App'in en üstüne gideceksin ve Safe Array Provider'a saracaksın diyor. O yüzden app dosyasının içine gidiyorum. Yani bir kütüphane aslında biz içeri import derken onun bizden beklediği şeyleri de tek tek yapmamız gerekiyor tüm adımlarını. Safe Array Provider'la app'in tamamını repledim. Bu sayede app'imin tamamı artık şeyden haberdar olacak. Bu kütüphane kullanılabilir hale geldi. Sonra UI'nin içine gidiyorum. Şu an button dediğim zaman, işte şu aşağıdaki padding'i kapatayım bir daha net gözük görmek için. Bunu kapattım. Yok, şunu kapattım. Şu an gördüğünüz gibi aşağıya 0'a 0. Ama geliyorum ve diyorum ki bu container'a. Bu daha fazla şey alsın. Array olsun style'ları. Ve padding button'a.
Aşağıdan bu bezel'ın kendi boyutu kadar yukarı koydu. Aynı şekilde top dedim. Padding top dedim. Padding top dedim. Buna da top dedim. Bak gördünüz mü? Yine yukarıyı da şey yaptı. Yani bu yukarıdaki ve aşağıdaki kullanmamamız gereken alanları bu use safari insets ile hesaplayabiliyoruz. Hemen entegre edelim ben de. Güzel. İşe yaramasına sevindim bu bilginin. Şimdi bunu da şöyle uzun uzun yazmaktansa şöyle yapıyorum ben. Padding bottom yapıyorum. Buradan şekilde padding top yapıyorum. Bu sayede zaten padding bottom eşit 2.3 üstte padding bottom demekle bu aynı şey aslında. Bu böyle yazmaktansa direkt şöyle yazabiliyoruz. O yüzden de daha kısa bir şekilde yazmış olduk. Ve şu an bu şekilde çalışır hale geldi. Şimdi bu arkadaki şeyleri kapatacağım çünkü biraz artık göz yormaya başladı. Red, green, bilmem ne gibi kısımlar. Yani şu an aslında görmeniz gereken şey şu. Ana bir ekran var. Altında bir tane input var. Bu input'un üstünde de bir tane benim main alanım var. Ben burada da recipe'leri göstereceğim. Tamam. Şimdi birazcık bu input'u da şu aşağıdaki şeye de biraz padding vermek istiyorum. Padding 16 dedim buna da. Biraz alanını küçülsün. Tamam süper böyle oldu. Aynı zamanda input'a birazcık border vermek istiyorum ki daha güzel gözüksün. Ben dedim ki border'ı 8 olsun. Tamam şu an bildiğim bir tane input alanım var. Bunun yanına bir tane buton koyacağım. Ve koyduğum zaman title'ını buraya göstereceğim. Bunu da sildim artık. Bana şu an bir ihtiyacım yok. Tamam. Şimdi az önce dediğim gibi logiklerin hepsini aslında bizim konteynerden yönetmemiz gerekiyor. Yani bu benim kendi kullandığım böyle bir şey yapmak zorunda değildi. Ben şu an kendi yazdığım sistemde diyorum bunu. Diyorum ki bir tane value olacak. Set value olacak. Bir tane React state oluşturuyorum aslında. Klasik. Şimdi normalde bunu aslında şöyle string de vermem gerekiyor normal şartlar altında. Çünkü diyorum ki buradaki state'imin type'ı bir string'dir. Ama zaten burada boş halinin, boş string olduğunu verdiğimiz için zaten kendisi React otomatik olarak bunu algılıyor. Diyor ki yani tamam. Senin value'nin zaten bir string değer. Ben onu anladım diyor. O yüzden şurada type vermemize gerek kalmıyor. Tamam. Benim sonra bunu ne yapmam gerekiyor? Aşağıya göndermem gerekiyor ve yukarıda görmem gerekiyor. Şimdi şöyle geleceğim. Diyeceğim ki buraya artık bunu değil de value diye bir şey yazdırmak istiyorum. Bu dışarıdan value parametresi alacak. Ve value'im değiştikçe de orada görmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? On change value diyeceğim. Tamam. Text input'a da diyeceğim ki senin değerin buradan gelen, yukarıdan gelen value olacak. Aynı zamanda değiştiğin zaman da senin içerisindeki değerinde bunu da onChange value'yu çağır. Tamam. Sesim gidip geliyor mu? Başka problem var mı? Var mı? Başka problem varsa. Arada böyle cızırtılı gibi geliyor ama geliyor yani tamamlanıyor bir şekilde. Kulaklığımı çıkartabilirim belki daha iyi olur. Bir saniye. Yani arada boğuklaşıyor. Şu an daha iyi mi? Aynen şu an bana daha iyi geldi. Yine bir sorun olursa tamam. Yazarlar zaten. Tamam. Kusura bakmayın. Arada boğuklaşıyor demiş. Gülten geldi gibi bir şey varsa arada sesi kısıyor gibi. Olabilir. Tamam. Şu an daha iyiyse devam ediyorum. Tamam. Bunu yukarıdan konteyner içerisinde vermem gerekiyor. Tamam süper. Daha iyi denmiş. Tamam. Şimdi zaten UI'ya burada değerleri vermem gerekiyor. Value dedim. Buradaki value'yu verdim. Aynı şekilde onChange value içinde set value'yu verdim. Ne olmuş oldu? Oradaki değerler güncellendikçe buradaki de zaten oraya göndermiş olacak. Ama tabii bunun problemini tanımlamam lazım. Çünkü şu an bana hata veriyor ki ben böyle bir şey bilmiyorum. Çünkü sen bana bunu değer olarak vermedin diyor. Bunun için de props'un içine gidiyoruz ve diyoruz ki export type recipe screen UI props. Yani recipe screen UI komponentinin alması gereken prop'ları söylüyoruz. Bir tanesi value. Bu bir string değer. Diğeri de on change value. Bu da bir fonksiyon. Bize fonksiyonun içerisinde parametre olarak value değerini string olarak verecek diyoruz. Ve bunu da aynı şekilde UI'nin içerisinde tanımlıyoruz. Diyoruz ki bu bir React komponenti ve
recipe, string UI props oluyor. Şu an hatalar da gitti. Çünkü zaten herhalde ki tamam ben value alacağım ve bu string değer. Onchange value alacağım. Bu da bir az önce dediğim gibi bir fonksiyon değer. Ve şimdi buraya value'yi yukarı yazdırıyorum. Ben buraya işte Furkan yazdığım zaman gördüğünüz gibi buraya da zaten Furkan şekilde geliyor. Tamam. Şimdi devam edelim. Buraya bir tane aslında şey eklemek istiyorum. Buton eklemek istiyorum. Ve onu eklediğim zaman aslında buraya çıksın ve sonra da istekleri atalım istiyorum. O yüzden hızlı bir şekilde buraya bir tane buton eklemeye devam ediyorum. Bir şeyin tıklanabilir yapmak için touchable opacity kullanıyoruz genelde. Touchable opacity dedim ve bunun içine dedim ki prop'ları tek tek yollamakla bir obje içinde yollamak arasında performans farkı var mı acaba? Bilmiyorum. Yani şimdi burada bir şey söylersem yalan olur. Çünkü oradaki hiç performans farkı var mı acaba diye kontrol etmedim, bakmadım. Ama en azından benim bildiğim best şey, doğru kullanım yöntemi bu şekilde ayrı ayrı vermek. Eğer şey değilse, gerçekten birbirine bağımlı şeyler değilse, datalar değilse, yani atıyorum bir iç içe olan objeler vardır ve gerçekten o datalar birbirine bağlı bir şekilde hareket ediyordur. O zaman zaten aslında use state değil de onun için use context falan kullanmak lazım ki daha büyük dataları daha doğru bir şekilde şey yapabilelim. Kontrol edebilelim ve gösterebilelim. Ama eğer bu şekilde birbirinden farklı prop'larsa bunlar, bunu ayrı ayrı vermek gerekiyor diye biliyorum ve hep o şekilde bir kullanım gördüm. Reçete değil de şey ne deniyordu? Tarif oluştur. Tarif oluştur. Bir tane tarif oluştur dedim. Ve dedim ki bu bottom container'a flex direction row dedim. Yani bunlar dedim yan yana dursunlar, şey olmasınlar. Bir de bunları ortala dedim. Tamam. Şimdi bunu input'u olabildiğince fazla yer kaplasın istiyorum. Çünkü yani bu alan dolu olsun, burası küçük olsun. O zaman buna flex 1 dedim ve bu olan tüm alanı doldurdu bu şekilde. Aynı zamanda bir de margin right veriyorum ki çok dip dibe de gözükmesinler. Margin right'ı da 16 dedim. Şu şekilde oldu. Şimdi bu buton için bir şey oluşturacağım. Bir de button title için ya da button text için bir şey oluşturacağım. Button'a diyorum ki padding'i bunda 16 olsun aynı şekilde. Background color'ı atıyorum ne olsun blue olsun. Ve border radius'u yani köşeleri de işte atıyorum bunda 8 piksel aynı şekilde kıvrımlı olsun. Buna da aynı şekilde button içindeki text'in değeri de white olsun diyorum. Color'ı white olsun. Tamam şimdi UI'ye gidiyorum. Ve buradaki şeyleri vereceğim sadece buna. Style dedim. Styles.button dedim. Aynı şekilde buraya geldim. Style dedim. Styles.button text dedim. Ve şu an şöyle bir şeyimiz oluşmuş oldu. Buraya bir input alanımız var. Bu input alanında tabii enter your name diyebilirdik artık. Tarifini istediğiniz yemeği giriniz. Evet, uzun oldu ama şöyle sadece istediğiniz yemeğe giriniz. Tamam. İstediğiniz yemeğe giriniz yazıyor. Tarif olsa tıkladığım zaman istek atacağız ve yapay zeka bağlanınca sonrasında. Tamam. Devam ediyorum bundan sonrası için. Şimdi o zaman benim bunu şeye bağlamam gerekiyor. Yani tıkladığım zaman bir hareket olması gerekiyor. Bunun için de diyorum ki o zaman tamam ne olsun. İşte bir tane on press create diyeyim bunun adına. Çünkü yaratma işlemi yapacağız buna. Diyorum ki on press şeyin içerisinde buna basıldığı anda on press create çağır. Tamam. Bir de şurası biraz daha fazla geldi gözüne. O yüzden şu margin right'ını 8 yapacağım. Tamam. Container'a geldim. Bu artık bir tabii bu şey daha tanımlamamız, process'a tanımlamamız gerekiyor bunu. Artık bu bir on press create fonksiyonu alıyor. Ve bu on press create fonksiyonu içerisinde bana herhangi bir şey göndermesine gerek yok. Ben value'yu container içerisinde görebiliyorum. Bir fonksiyon olacak sadece. Sadece onu tıklandığını anlamam benim için yeterli şu an. Tamam. Container'a gittim. Aynı şekilde on press create'e bastığın zaman ne olsun? Handle press create diye burada bir tane fonksiyon olsun. O çağırsın. Buraya da geliyorum diyorum ki const handle press create. Tamam. Şimdi bunun içine ne yapacağız? Bu value olsun. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki set value. Hatta şöyle yapalım. Madem değeri o şekilde güncellemeyelim. Değeri şöyle yapalım. Hayır, tamam o şekilde yapamayız. Okey tamam. Böyle kalsın. Önemli değil.
Şu an şunu anlayabiliyorum. Bunun üzerine tıklandığı anda o anki hangi değerimiz varsa, şu an bakın buraya gelebilecek miyim acaba? Görebilir miyim abi? Atıyorum. Fur dedim. Aynen işte log bir şekilde gözüküyor işte. Tıkladığım zaman, hatta şunun başına da şey koyayım. Oradan geldi belli olsun. Handle press create'de işte atıyorum. Lahmacun istiyorum ben. Tarifosu dedim. İşte bastığım zaman lahmacun değerini burada görüyoruz. Ve işte buna göre şimdi burada yapacağımız yapıyı alalım. Şimdi biz backend olarak Firestore kullanacağız. Firebase kullanacağız. Firebase Google'ın geliştirdiği bir teknoloji. İşte içerisinde bir sürü farklı modüller var. Firestore gibi bir database de var. Ve bugün kullanacağımız şey bir Firestore database'i. Bir de oradaki Cloud Functions. Orada gerçekten tekniklerinden hepsini kullanacağımızı anlatacağım. Şimdi Firestore'da şöyle bir şey yapacağız. Bir tane Firestore database oluşturacağız. Recipe'lerimizin hepsini oraya kaydedeceğiz. Ardından oraya bir şey kaydedildiği anda orayı dinleyeceğiz ve diyeceğiz ki tamam buraya işletiyorum. Lahmacun istiyor kullanıcı. Gideceğiz OpenAI'daki API'ye diyeceğiz ki kullanıcı şey istiyor, lahmacun istiyor. Bana bunun şeyini çıkar. Yani ne denir ona? Tarifini çıkar, işte gerekli şeylerini çıkar. Oradan bilgi alacağız ve database'i tekrardan güncelleyeceğiz. Database'i tekrardan güncelledikten sonra da ekranınızda buradaki güncellediğimiz datayı göstereceğiz. Tamam, devam ediyorsun. O zaman ilk yapmamız gereken şey ne? Şeye bağlanmak. Firebase'e bağlanmak. O yüzden bir tane Firebase projesi açmamız gerekiyor. Hemen Firebase projesi açıyorum. Bu arada benim aslında demo için kendim oluşturduğum bir tane var halihazırda arka tarafta. Ama her şeyi baştan beraber yapmak istediğim için bunu beraber yapacağız. React Native Open AI Demo olsun adı. Ha, ne oldu? Open AI. Bunu böyle söyleyelim. Tamam. Bir tane oluştur proje dedim. Analytics falan istemiyorum. Tamam, şimdi yeni bir tane proje create ediyoruz. Bu sırada da şeyi kontrol edelim. Expo'da Firebase nasıl kuruyormuşuz onu kontrol edelim. Firebase zaten hemen en yukarıya çıktı. Bu arada ben günlük hayatımda herhangi bir şey yaparken bu şekilde yaratıyorum. Diyorum ki işte atıyorum Expo'da işte, ya da ben normalde Expo kullanmıyorum ama diğer proje için düşünün işte React Native'de Firebase. Yaptığım şey React Native Firebase yazmak. Sonra zaten buradaki dokümantasyonları takip etmeye başlıyorum. Aynı şekilde ChatGPT kullanmak da çok artık işleri çok kolaylaştırıyor. Ama aslında temel yapmamız gereken şey buradaki şeyleri takip etmek, yani dokümantasyonu takip etmek. Buradan tane tane hepsini anlatıyor. Diyor ki burada iki farklı diyor kullanabileceğiniz yöntem var. Ya Firebase'in JavaScript kütüphanesini kullanabilirsiniz ya da React Native Firebase diye bir kütüphane var, onu kullanabilirsiniz. Hangisini tercih edersiniz diyor. Hangisini kullanmanız gerektiğini bu şekilde aşağıda anlatıyor. Hangisi ne zaman Firebase JS SDK'ini, ne zaman diğerini kullanmanız gerekir. Bizim için şu an ilk yeterli, kurulumda daha basit. O yüzden Firebase'in JavaScript kütüphanesini kullanacağım. Ama normal şartlar altında %99 React Native Firebase kütüphanesini kullanıyorum. Çünkü daha fazla native özelliği destekliyor. Ama bizim için şu an şey yeterli. Yayının kaydı olacak bu arada. O yüzden sonradan da dinlemeye devam edebilirsiniz isterseniz. Devam ediyorum. Firebase'in içeriye dahil ediyorum. Firebase içeri dahil ettim. Sonra diyor ki bir tane diyor projeye kısaca böyle anlatıyor, diyor ki işte initialize app yapmanız lazım. Yani projeyi oluşturmanız lazım diyor. Bunun için de diyor Firebase config diye bir şey oluşturuyorum. Oraya da diyor bunu yapın diyor, bu işlemi diyor. Tamam, hemen geliyorum buraya. Tamam, Firebase config diye bir tane dosya oluşturuyorum. Firebase config.js. Buraya dediği şeyleri yapıştırdım. Tamam, şimdi bana diyor ki buradaki bilgileri kendi bilgilerine doldurman gerekiyor. Bunun için gidiyorum Firebase'e. Yarattığım projem var zaten benim bir tane. O projeye gidiyorum. Diyorum ki ben bir tane web projesi istiyorum. Web SDK'inde. Buna diyorum ki React Native Open AI Demo dedim bunun adına. Register dedim. Kaydediyoruz. Tamam. Sonradan bana şu config'i verdi. Şu config'i aldım. İstediği haline. Ve şu şekilde yapıştırdım. Tamam. Bu sonra initialize app de yaptırıyor. Tamam. Devam ediyorum. Tamam. Expo'yu okumaya devam ediyorum. Tamam. Bunu yapın diyor. Tamam. Bunu yaptıktan sonra diyor. Metro config dosyası oluşturun diyor. Bu bize lazım diyor. Bunu da aynı şekilde içeriye dahil ediyorum. Tamam. Bir tane de metro.config.js dosyası oluşturdu. Bunu da diyor şu haline getirin diyor. Bundan şekilde copy paste yapıyorum.
Göz gibi ya. Bu kafamda yazdığım hiç yok. Tamamen dokümantasyon takip etmek. Artı oradaki yapılan şeyleri kendi projemize dahil etmek. Sonra diyor ki hangi modülü kullanmak istiyorsunuz? Biz dediğim gibi Firestore'u kullanacağız ve sonrasında da şeyi kullanacağız. Cloud Functions'ı kullanacağız. Ama öncelikle Firestore'dan başlayalım. Firestore'a geldim. Firestore için öncelikle buradaki projemizde şey yapmamız gerekiyor. Bir tane Firestore database oluşturmamız gerekiyor. Firestore'a geldim. Dedim ki bana bir tane database yarat. Bir tane database yaratıyor şu an bana. ID'si default olarak kalmaya devam edebilir. Region ise Avrupa olmasını istiyorum dedim ve next dedim. Dedim ki test modunda olsun çünkü production modunda bir sürü kısıtlama var. Oraya kurallar tanımlamak gerekiyor ama test modunda şu an herkes data yazabiliyor. O yüzden de test modunda aç dedim. Normalde tabii eğer bunu kendi uygulamanızı yapıyorsanız en sonunda production modu alıp sonradan da işte gerekli kuralları ona göre tanımlamanız gerekiyor. Şu an Firestore yaratılıyor. Tamam, bir yandan da Firestore yaratılırken de bir yandan da şeyi biz tamamlayalım. Diğer işlemleri tamamlayalım. Burada diyor ki Cloud Firestore diyor şey yapmanız lazım. Ne deniyor ona? DB'yi Get Firestore yaratmanız lazım diyor. Tamam. Aynı şekilde bunun altına geliyorum. Firebase Config'in altına geliyorum ve diyorum ki bir tane bir bana benim için DB'yi yarat diyorum. Bu da DB'de buradaki yarattığımız initialize app'teki app'i alıyor ve DB alıyor. Bu DB birazdan kullanacağımız için de bunu export ediyorum dışarı doğru çünkü kullanmamız gerekiyor. Tamam. Tamam şu an aslında şey yaptık. Firestore'umuzu kurduk temel olarak. Ve şu an buraya bir data kullanmamız gerekiyor. Data yaratabiliyor olmamız lazım. Şurada da nasıl kullanacağımızı anlatmış. Bunu datayı bir kopyaladım. Ve recipe screen container'a gittim. Buna tıkladığım zaman aslında ne olmasını istiyorum artık? Firestore'uma bir şey kaydetmek istiyorum. Tamam dedim ki bu bir try catch olacak ve bir await olacak. Yani burada bir asenkron bir işlem gerçekleştireceğim. Bunun asenkron bir işlem olması için bunun async olması gerekiyor. Ki asenkron bir işlem olabilsin. Onun haricinde şunları import etmem gerekiyor demiş. Bunları import ediyorum. Ve DB'yi aynı şekilde import etmem gerekiyormuş. Bunu import ettim. Tamam. Peki ne yapacağım ben? Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum kendi tarafımda. Bu ama hala olmamış. Neden olmadı bu? Oldu. Şöyle bir şey düşünüyorum kafamda. Öncelikle bir tane recipes diye bir tane collection oluşturacağım. Collection'ın içerisinde dataların olduğu bir alan. Bir tane yaratsın şimdilik. Yani koleksiyon aslında. Bu koleksiyon recipes koleksiyonunun altında da dokümanlar olacak. İşte buraya kullanıcı diyecek ki ben işte buna atıyorum title olsun adı da. İşte ben ne istiyorum? Lahmacun istiyorum diyecek. Birazdan böyle bir şey yaratacağız. Title lahmacun olacak. Sonra buraya yeni bir şey yaratıldığı zaman bunun title'ına bakacağız. Ve oradaki title'a göre gideceğiz. Şeye OpenAI'ya istek atacağız. Şimdi bunu yapan aslında iki yöntem var. Birincisi normal şartlar altında. Burada OpenAI'ya istek atıp ardından tüm datayı alıp ardından bugün Firestore'a yazabiliriz. Bu bir yöntem. Fakat bunun şöyle bir problemi var. Bunun için OpenAI key'ini uygulamamızın içine girmemiz gerekiyor. Ve istek atarken OpenAI key'imiz gözüküyor olacak. Eğer uygulamamızı takip eden insanlar tarafından. Bu da çok kullanılan bir yöntem. Özellikle OpenAI key gibi böyle kullanım başına para ödenen sistemlerde maalesef kötü niyetli insanlar oradaki key'leri takip ediyor. Ve sizin key'inizi alıp kendi projelerine dahil edip o şekilde kullanıyorlar. Collection eşit table evet. Collection direct table yani. Bu arada Firestore bir NoSQL database. NoSQL database'e de daha detaylı okuyabilirsiniz. Kısaca böyle istediğiniz data formatında içerisinde data tutmaya izin veren SQL kadar şey olmayan, strict olmayan database yapısı. Cloud Firestore'u şey yaparsanız özellikle kendi projenizi geliştiriyorsanız çok hızlı bir şekilde hem adapte olabilirsiniz hem de öğrenebilirsiniz hem de çok kullanışlı bence. Tabii SQL'in de yine faydalı olduğu başka kendine göre farklı alanlar var. Neyse şeyden bahsediyordum. Şimdi bunu buraya yazdık. Dediğim gibi normalde OpenAI'ye direkt buradan istek atabilirsiniz ama birileri sizin key'inizi dinlerse o zaman key'inizi çalarlar, kendi projelerinde kullanırlar ve bir anda atıyorum $100 harcanmış. Siz de harcamadınız. Nereden geldi? Geçmiş olsun. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bunun bu uygulama üzerinden gözükemiyor olması gerekiyor. İşte bunun için de ne yapıyoruz? Firestore'a yarattığımız her bir şeyi dinliyoruz. Ardından Cloud Functions diye yine Firebase'in kendi bir modülü var, tool'u var. Bu şeyi dinleyebiliyor. Buraya yazdığımız herhangi bir şey dinleyebiliyor. Dinledikten sonra buradaki yazılan şeyleri alacağız. Title'ını alacağız. Ve isteği Firebase'in içinde atacağız. Cloud Functions'ın içinde atacağız. Tüm key bilmem ne her şey orada olacak. Bu sayede aslında aynı backend yazmışız gibi. Tüm istekler backend'den gidiyormuş gibi. Bizim işte Cloud Functions'tan doğru gidiyor olacak. Ve kötü niyetli insanlar bizim key'imize ulaşamıyor olacaklar. Tamam. Şimdi o zaman diyorum ki
Ben bir koleksiyonum var diyorum. Koleksiyon adı user state ama benim için recipes koleksiyonu. Buna diyorum bir tane doküman eklemek istiyorum ben diyorum. Addoc demişim. Yani aslında çok mantıklı zaten şey. Bir tane doküman eklemek istiyorum. Hangi koleksiyonu eklemek istiyorum? Recipes eklemek istiyorum. Vermiş olduğum database içinde bunu yapmak istiyorum. Ve diyorum ki buna title olacak. Ve buradaki title da benim value olacak. Tamam. Şimdi bunu deneyelim. Hep beraber görelim. Yani yazıyor muyuz, yazmıyor muyuz? Bir saniye. Heh, get Firestore. Şu an şeyde gözükmüyor diyor. Get Firestore'u nasıl import ediyormuşuz? Bir saniye, bir saniye. Get Firestore'u Firestore içinden import ediyormuşuz. Sanırım import etmeyi unuttum. O yüzden hata gözüküyordu. Aynı. Tamam. Şu an hata olmaz. Aynen tamam. Okey. Şimdi devam ediyorum. Ve şöyle bir şey yapacağım. Deniyorum. Dedim ki işte sarma olsun. Saldım. Tarif olsun dedim. Evet şu an bir ha evet tamam. Bu hatanın sebebi sabah şeyi hazırlarken de bununla karşılaşmıştım. Bu kütüphane versiyonunda bir hata var. O yüzden 10.7.1 kullanmamız gerekiyor Firebase'de. O hatayı daha fixlememişler. O yüzden bunu tekrardan şöyle bir şey yapacağım. Firebase 10.7.1 dedim. Şu düzeltecek o hatayı sorunu. Tamam, yani kütüphane normalde 10.7.2'yi kullanıyorduk. En son latest olan oydu. Yani en son versiyonu oydu. Fakat o versiyonda şey yapmamış. Fakat 10.7.2'de dediğim gibi hata var. O yüzden React Native tarafından kullanılamıyor. O yüzden 10.7.1'e çekmemiz gerekiyor. Yani sabah da orada görmüştüm. O yüzden Firestore yerine bir API yazıp onun üzerinden OpenAI'ye gitsek aynı şeyi elde. Evet, birebir aynı şeyi elde etmiş olsunuz. Yani şu an bunu gösteriyor olmamın sebebi şu. Bazı arkadaşlar atıyorum Node.js yazmayı bilmiyor da backend yazmayı bilmiyor. Çünkü backend yazdığınızda işte onu deploy etmeyi de bilmeniz lazım. Hangi böyle daha fazla şey için içine giriyor. Ama Firebase tarafını bildiğiniz zaman o şeyler gerek kalmadan tek başına şeyi halledebiliyorsunuz. Şunu tamam seyredelim. Ama birebir aynı mantık. Yani zaten önerdiği şey de aslında şeyin backend üzerinden oraya gidin ve bu işlemleri yapın. Biz yani backend yazmakla uğraşmak yerine Firebase üzerinden bu işi yapalım diye gösteriyorum aslında. Tamam şimdi tekrardan bir sıfırlıyorum her şeyi ve baştan yatıyorum. Ve dedim ki sarma. Şimdi buranın şey de açık kalsın. Şurada dosya da açık kalsın. Şunu kapatayım. Tamam. Şu an sadece lahmacun diye bir tane oraya benim yarattığım var. Tarif oluştur dedim. Ve bakın buraya döküm olarak title'ı sarma olan bir şey geldi. Tamam. Yani aslında şu an yaratabiliyorum ve yarattığım zaman da burada görebiliyorum. O zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Madem yaratabiliyorum. Konteynere geldim. Bir kere ben bunu yarattıktan sonra bu üstte göstermek istiyorum. Yani yaratıldığından emin olduktan sonra burada göstermek istiyorum şeyi. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bir saniye, bir saniye. Tamam. Şimdi öncelikle benim bir tane recipe oluşturmam gerekiyor. Yani bir tane recipe type oluşturmam gerekiyor ki tüm datalarımı aynı formatta tutmaya devam edeyim. Firebase'de select sorgusu yazabiliyor muyuz? Evet yazabiliyoruz. Yani direkt select olarak değil. Yani daha farklı bir formatı var. Ama Firebase'in kendi dokümantasyonu içerisinde buraya gelip read data kısmına gelirseniz read data'nın içerisinde işte bunu ne bileyim işte nasıl query atabilirsiniz, nasıl simple query, bileşik query nasıl atabilirsiniz, işte onun haricinde nasıl limitleyebilirsiniz, nasıl pagination yapabilirsiniz, nasıl bunu belli bir sırayla getirebilirsiniz falan gibi. Kısaca her şeyi burada anlatıyor. O dokümantasyonu ben çok beğeniyorum Firebase'in. Firebase'in Firestore dokümantasyona girerseniz burada tüm o operasyonları, şeyleri, tüm filtreleri hepsini anlatıyor. Buradan göz atabilirsiniz. Tamam devam edelim. Şimdi ben nasıl bir şey istiyorum? Kısaca benim şeyimin içerisinde, tarifim içerisinde bir title olacak, bir description kısmı olacak, bir ingredient kısmı olacak, bir de steps'ler olacak, adımlar olacak ve böyle bir şey olacak. O zaman ben bir tane öncelikle bu işe başlamadan önce bir type yaratayım. Bunun için diyorum ki types diye bir şey yarattım ve bu types'in içerisinde de ne olacak? Recipe type.ts diyeyim. Export. Bu arada bunu şey yazdığımız için şu an TypeScript yazdığımız için yazmak zorundayız. Yani JavaScript yazdırmaya gerek olmayacaktı. Recipe diyorum. Ve recipe neden oluşuyor? Bir ID'si olması lazım doğal olarak her şeyin farklı farklı olduğu için. Bir ID'si olması lazım. Bir title olması lazım. Tamam. ID'si olması lazım. Bir title olması lazım. Ondan önce bir description kısmı olması lazım. Ama description ilk başta olmayacağı için şey olabilir. Aynı şekilde ID de sondan yaratılıyor. O yüzden bu da olabilir.
Ondan sonra dedim ki ingredients olması lazım. Bu bir string array. Yani içinde stringlerden oluşan bir array alması lazım. Bir de steps diye bir şey yapıyorum. Yani aşamaları, hangi aşamalarla bu işi yapacağız diye. Bunu yarattım. Tamam, şimdi export recipe. Tamam, geldim. Ve dedim ki tamam, ben artık bir recipe yaratmak istiyorum ve bu recipe'yi içeride göstermek istiyorum. Ve bunun için de buraya state olarak bunu tutacağım. Yani yarattığım zaman buradaki recipe'yi update edeceğim ve UI'de onu göstereceğim. Set recipe dedim. Ve buna dedim ki recipe'yi alacak bu. Tamam. Ve ilk değeri de boş. Yani ilk değeri aslında undefined şu an. Yani recipe şu an bir recipe objesi olabilir ya da bir undefined olabilir. Tamam. Ve şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki ilk başta göstermek için, hani adım adım yapmak için set recipe diyorum. Ve diyorum ki title'ı, buradaki value'u ve aynı şekilde ID'si de dokümandan gelen referanstaki ID'si olsun. Tamam. Yani şu an bir tane aslında obje yarattım. Bu objenin title'ı burada yazmış olduğum değer. ID'si Firestore'da yarattığımız şeyin kendi ID'si. Ve bundan sonra gideceğim OpenAI'ye istek atacağım. Tamam. Ve sonra da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ha, bir de tabii içini boşaltmak istiyorum bir kere yaptıktan sonra ki tekrar hani aynı şekilde devam etmesin. Bir de set value'yu boş yaptım. Aynı şekilde bu bilgiyi de aşağıya göndermek istiyorum recipe diye. Bu arada biraz hızlanmam lazım çünkü bayağı yavaş gidiyormuşuz aslında, onu fark ettim şu an. Recipe dedim. Geldim. Recipe bir dediğim gibi recipe objesi olacak. Recipe objesini bilmiyor. Ben buraya onu da tanımadım. Sonra UI'ne geldim bunun aynı şekilde. Recipe dedim. Ve dedim ki ben burada şurada yazıyordum ya value'yu. Value değil de ben burada recipe'yi görmek istiyorum. Yani recipe yaratıldığı zaman title'ı buraya yaz. Sonra gereken şeyleri de aşağısına doğru yaz demek istiyorum. O yüzden diyorum ki recipe nokta nokta title dedim. Ama şu an recipe undefined olabilir. Gerçi bunu undefined olabilir diye tanımlamadım. Şu undefined olabilir diye tanımlıyorum. Şu an ben hata gösteriyor. Diyor ki bu undefined ise ben title'a ulaşamam ve app'im patlar ki. Benim şu an app'im patladı gördüğünüz gibi. O yüzden ne yapmam gerekiyor bunun için? Diyorum ki burayı eğer recipe varsa bana göster. Buradaki işlem şeyleri, bilgileri. Tamam. Bu sayede recipe olduğu zaman orası sadece gözükecek. Diğer türlü gözükmeyecek. Tamam. Mesela şu an geldim. Dedim ki işte ne istiyorum bu sefer? Kebap dedim. Tarif oluştur dedim. Şu an bakın hiçbir şey göstermiyor burada. Yattıktan sonra burayı temizledi ve buraya kebap dedi. Aynı zamanda Firebase'e gitti. Şurada kebap diye de bir şey oluşturdu. Tamam. Şu an her şey istediğim gibi gidiyor. Şuna bir sadece padding ekleyeceğim. Şu title biraz daha büyüteyim ki hepimizin gözüne gelsin artık. Çünkü çok küçük gözüküyor. Font size 24. Margin batımı anlattan böyle olabilir. Sorun yok. Sonra değiştireceğiz en kötü. Bana dedim ki style tamam. Mesela ya da şimdi geldim. Dedim ki bu sefer farklı bir şey canım istiyor. İşte ne olsun? Salep olsun. Tarif oluştur dedim. Yarattı. Buraya salep olarak güncelledi. Aynı şekilde buraya da datayı kaydetti. Tamam. Artık hızlanıyorum ve devam ediyorum. Şimdi bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Buradaki şeyleri artık okuyabilmemiz gerekiyor. Değerleri okuyabilmemiz gerekiyor. Ve şey Firestore'a bir şey kaydedildiğinde onunla haberdar olmamız gerekiyor. Ve haberdar olduktan sonra gidip OpenAI'ye istek atmamız gerekiyor. Devam ediyor. Peki bunu neyle yapıyoruz? Az önce söylediğim gibi. Bunun için Cloud Functions'ı kullanmamız gerekiyor. Cloud Functions'ı nasıl kullanacağını buraya geldim ve dokümantasyondan yine aynı şekilde okumaya başladım. Tamam. Diyor ki Cloud Functions'ı kullanmak için. Öncelikle diyor şunları kurun diyor. Tamam. Gel kuralım diyorum bunları. Geldim. Ve benden istediği kütüphaneleri kurmaya başlıyorum. Firebase admin'i kurmamı istiyor ve Firebase Functions'ı kurmamı istiyor. Bunları kurdum. Onun haricinde bir de Firebase Tools diye bir şey kurmamı istiyor. Ama zaten Firebase Tools'u ben daha önce kurdum. Bu global olarak kurulan bir şey. Yani makinenizin içerisindeki Firebase user'ını yönetmenizi sağlayan bir şey. Sonra diyor ki Firebase login yapın diyor. Nerede patladı şu an? Bir saniye. Tamam, bunları içeri ekledik. Hepsi çalışıyor. Ona bir problem yok. Yani Firebase config'de de aynı şekilde bir problem yok. Firebase Firestore.
Bir saniye, ben bunun hatanın neden verdiğini bir kapatalım, tekrardan açalım. Klasik işe yarar böyle şeyler. Baştan yaratıyorum bunu. Yani baştan açıyorum app'i. Ne diyor? Şu an terminalde bir hata var. Şunu hepsini kilitledim. Tekrar kaldırdım ayağı. Okey, tamam, şimdi yani bu zaman başımıza geleceğine emindim ve geldi. Şu an bu hatayla sabah karşılaşmamıştım. O yüzden bunu şimdi beraber fixleyeceğiz. Ne olduğunu bilmiyorum. Beraber internet üzerinden araştırmaya başlayalım. Umarım fazla zamanımız almaz. En kötü şey yapacağım. Maalesef de kendi yazdığım kodda üzerinden ona geri döneceğiz. Demiş ki, using npm but reset terminal until reinstall Firebase. Firebase tekrardan kurun demiş. İlten Firebase tekrardan kuralım hemen. Firebase tekrardan kuruyorum. npm install Firebase. Peki işte JSON'da dokuzda sileyim. Firebase 10.7.1 kuruyordum, değil mi? Evet, 10.7.1'de tekrardan kurmasını istedim. Sonra diyorum ki yarn start, bir clear ediyorum her şeyi, bir sıfırlasın. Tamam. Bir de diyorum ki iOS'ı ayağa kaldır. Çok acayip. Evet, devam ediyorum. Main has not been registered demiş. Bakalım. Kalmadı zaten de. Bir ihtiyacım kaldı. Diyor ki using new version work for me demiş. Bu da diyor ki Firebase config'e gidiyorum. Yani problem bu arada Firebase config'de. Öyle de böyle neden olduğunu bilmediğim bir şekilde. Şu bir şekilde hata veriyor sanırım. Bu vermiyormuş. Şunu veriyor. Evet. Initialize bir şekilde hata veriyor. Tamam. Diğerini nasıl yapmışım ona bakıyorum. Kontrol ediyorum. Versiyon birbirine uymuyor olabilir mi? Yani sabah bunu yapmamış olsam evet diyebilirdim. Ama sabah yaptığım için aynısını kullanıyor olması lazım. Hemen bir kontrol edelim. Sabah yaptığım versiyonu. Şunu yan tarafa alayım. Yani sabahtan böyle bir ihtimale karşı bir demo hazırlamıştım tekrardan. O yüzden yani Firebase config, Firebase Firestore bilmem ne. Onun haricinde geldim buraya package.json'a bakıyorum. Firebase adını. Tam şuradaki direkt buradakilerin birebir aynısını alayım. Yani başka bir şey almaktansa şuradaki kütüphanelerin versiyonlarını kullanayım. Şöyleymiş. Ve sıfırlayalım bakalım buradaki kolonları. Şeyi siliyorum. Node modülsü. Log.js'ini de siliyorum. Tam bunu da sildim ve şey diyorum, şu expo install dedim. Hepsini daha install etsin.
Tamam, şu an tüm kütüphaneleri tekrardan kuruyor. Yan kullanımı. Tamam, şu an tüm kütüphaneyi tekrardan kurduruyorum içeride. Ve yani sabah kullandığım versiyonlarda bunlar, hani bir farklı bir versiyon görebildiğim kadarıyla yok yani. Aynılar. Hepsi aynı. 17.1, 18.2. Yani bir versiyon farklı olmaması lazım çünkü aynı. Tamam. Bir sürü kütüphane baştan kurduğu için birazcık sürecek. O yüzden kusura bakmayın. Biz şimdi diğer aşamalara devam edemeyeceğim mi? Şimdi bu sefer de hatalar çoğalabilir, üste binebilir. Tamam, en azından ben geri kalan dokümantasyon üzerine anlatayım. Sonra sadece yapması kalır geriye. Tamam, şöyle yapacağız şimdi. Aslında bu Cloud Function dediğim şey aslında temel bir backend yazmak yani. Bir Node.js uygulaması yazmak. Ama bunu daha hızlı bir şekilde, daha kolay bir şekilde yapmak. Şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki işte önce tanımlıyoruz tüm gerekli olan her şeyleri, klasik. Ve sonra bir tane fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyon işte bizim kendimizden tehdit ettiğimiz bir şey de olabilir. Yani ben bu endpoint'e istek atacağım da olabilir. Ya da işte az önce söylediğim gibi file store herhangi bir data yazıldı. Data yazıldığı zaman harekete geç gibi bir şey de olabilir. Biz de onu kullanacağız zaten. Şu aşağıda gördüğümüz şeyi kullanacağız. Bunu biraz büyüteyim. Zaten göremiyorsunuz bunu şu an. Diyeceğiz ki bir tane şey create et. Export et. Fonksiyon export et. Bunun adına make uppercase demiş. Biz create recipe diyeceğiz muhtemelen. Sonra diyor ki on document created, yani file store içerisinde herhangi bir doküman create edildiği zaman, peki hangi doküman bu? İşte bizde recipes slash document id olmuş olacak. O zaman yap. Ne yapacaksak onu yap işte. Burada ne yapıyor? Önce event'i alıyor. Buradaki event'i tetikliyor. Sonra event'in içerisinden dataları alıyor. Sonra datanın içerisinde original diye bir tane şey varmış. Parametre varmış. Bir string değer varmış. O değeri alıyor. Önce bunu logluyor. Diyor ki benim böyle bir değerim var. Yani bunu logla. Sonra bunu uppercase hale getiriyor. Sonradan da bunu tekrardan yerine koyup eski datalarla beraber merge'liyor. Bu sayede atıyorum siz küçük bir şekilde işte atıyorum ASDF yazdığınız zaman büyük ASDF haline getiriyor buradaki gördüğümüz fonksiyon. Biz de burada ne yapacağız? Title'ı alacağız. Sonra OpenAI isteyene diyeceğiz ki bir tane prompt yazacağız ki benim title'lı bu olan bir yemeğim var. Ben bunun description'ını istiyorum. Step'lerini istiyorum ve ingredient'larını istiyorum. Bana bunları getir. O bize onu yaratacak. Sonra o yaratmış olduğu datayı belli bir formata sokup File Store'un içine tekrardan yazacağız. Sonra File Store'daki dataları dinleyip de şey güncelleyeceğiz. Ekranı güncelleyeceğiz gibi bir akış olacak. Bu arada hala kurmaya devam ediyor. Kursun bakalım. Tamam, ben devam ediyorum kodda yazmaya. Şu an burası gösteremeyeceğim ama en azından yapa yapa göreceğiz hep beraber. Tamam, Firebase'in içerisinde bu sırada kursuna kurumları yapsın. Tamam, DB'miz var, şeyimiz var. Sonra bir de hangi şu an kütüphaneyi kurmadım işte onu da yapamayacağım. Evet, şu an hoşuma gitmedi bu durum. Burada sorular varsa şu zamana kadar anlamadığınız ya da akla takılan madem bu arada onları alabilirim. Bu arada kütüphane umarım ki kurumları biter. Varsa eğer sorusu olan yazabilir şu an. Ben de bir yandan da bunun başka bir çözüm vermedi. Benden kaynaklanan bunu biraz da anlamaya devam edeyim. Ya da atladığım bir aşama falan mı oldu acaba? Cloud Firestore kurulumlarında da şey kurulumlarında bir bakayım.
Firestore'a bakıyoruz hep beraber şimdi. Function'da stream yapabiliyor muyuz? Güzel bir soru. Birkaç yöntemi var. Ama biraz böyle karışık konular. Şey yapılabiliyor. Ya kısaca yapılabiliyor evet. Ama bizim şu an konumuzu birazcık aşağı için yapmayacağız. Biz sadece tek parçada getireceğiz. Ama evet yapılabiliyor. Hatta onun üzerine. Bu arada sana bir şey, internetim çok kötüleşti. Şu an siz beni duyabiliyor musunuz? Çünkü ben şu an başka hiçbir işlem yapamıyorum. Burak ekranları da güncellemiyorum. O yüzden sanırım bunu da kuramıyor diye tahmin ediyorum. OpenAI API kullanmak için $20 üyelik yetiyor mu? Yoksa ayrıca API'yi kullanmak için o $20 zorunlu mu? Sanırım zorunlu evet yani API için. Bir de onun üzerinden onun içinden düşmüyor. Yani API üzerinden yaptığınız her şey ayrıca faturalandırılıyor ve fiyatlandırılıyor. O yüzden burada her attığınız tek için ayrıca para ediyorsunuz. Yani oradaki $20 içine bu dahil değil. Bir yandan da şu an dokümantasyonu yaptığım bir eksik var mı diye bakıyorum da. Firestore tarafında yok. Cloud Functions tarafında bakıyorum. Bu da neyini kurulmaz şeymiş. Hocam Expo'ya başladığımız bir uygulamada ileride ihtiyaçlar değişirse örneğin native özellikle kullanmak istediğinde projeksiyonu çıkartabiliyoruz. Evet. Yine aynı şekilde buraya gelip Expo eject diye aratırsanız Expo'yu projenin şeyin içerisinden çıkartma yöntemlerini zaten anlatıyor kendi içerisinde de. O yüzden zaten eğer ihtiyacınız olmadığı bir senaryoda Expo'yu projeden çıkartabiliyorsunuz. Hocam genellikle genellikle Expo mu kullanıyorsunuz projenizde? Hayır, ben %99 Expo kullanmıyorum. Ama şu an özellikle demoda işleri çok kolaylaştıracağı için tercih ettim. Ama genelde tercih etmiyorum. Tercih etmemin sebebim de şu. Expo sizin yerinize işte tüm build'leri, işte kütüphaneleri bilmemleri kendisi cloud'da hallediyor. Ama işte doğal olarak her şeyi kendisi arka tarafta hallettiği için bazen bir şeyler kendi kendine bozulabiliyor. Ve ben böyle bir şeylerin kendi kendine bozulmasından aşırı rahatsız oluyorum. Yani bir şeylerin sihirli olmasını hiç sevmiyorum. Benim için her şey 2+2=4 gibi böyle net bir şekilde gözüksün. Şimdi ben kendim projeyi sıfırdan build aldığımda, bu arada tamamlandı. Build aldığım zaman öyle bir problem yaşamıyorum. Çünkü zaten her şeyi ben kurmuş oluyorum ve o tarz bir sürprizle karşılaşmıyorum. Ama Expo sürprizleri çok karşılaştığım için açıkçası çok da tercih etmiyorum yani. Proje tekrardan ayağa kaldırıyorum şimdi. Umuyorum ki geçmiştir hata. Çünkü versiyonlar bilmemler hepsi aynı. Proje ayağa kaldırıyorum. Evet yani hata vermedi. Çünkü az önce nedense bilmiyorum. İşte mesela az önceki sapıtmanın sebebi Expo'da olabilir. Çünkü versiyonlar aynı. Her şey sabah yaptığım gibi falan. Yani normalde çalışıyor olması lazım bu. Ama mesela az önce gördüğünüz gibi bir hata aldık ve 15 dakikamızı kaybettik. Yani Expo bu tarz şeylere sebep oluyor ve daha büyüklerine sebep olabiliyor. O yüzden de ya bu çok seven var. O yüzden böyle tamamen kötülemek de istemiyorum. Ama ben çok sevemiyorum. Tamam devam ediyoruz şimdi. Az önce anlattığım gibi. Buradaki yapmak gereken şeyleri anlatıyor kısaca. Sonra diyor ki projenize giriş yapın diyor. Tamam hadi giriş yapalım. Firebase'e giriş yapın diyor. Firebase login dedim. Diyor ki sen zaten bu mail adresine beraber giriş yaptın diyor. Tamam. Evet yapmıştım. O zaman diyorum ki ben bunun için bir functions yaratmak istiyorum dedim. Cloud functions. Firebase init functions dedim. Diyor ki yeni bir proje yapacaksın yoksa hazır bir projenin içinde mi kullanacaksın? Benim hazır projem yani Firebase yarattığımız için hazır dedim. Ve buradan kendi projemizi buluyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi bir sürü proje var burada. React Native OpenAI demo. Bizim şu an kullanacağımız versiyon bu. Tıkladım Enter'a ve şu an setup yapıyor. Functions'ı içeriye kuruyor. Şimdi Functions'ı kurması da doğal olarak biraz vakit alacak. Bana dedi ki hangi dilde Cloud Functions yazmak istiyorsunuz? Ben normalde TypeScript yazıyorum ama şu an uğraşmaya gerek yok. O yüzden JavaScript dedim. ESLint istiyor musunuz? Şu an için istemiyorum dedim. Onu da geçtim. Dependency'leri yüklemek istiyor musunuz dedi. Evet, dependency'leri yüklemek istiyorum dedim. İade ettim süreci.
Ve şu an gördüğünüz gibi şeyin içerisine, dosyanın içerisine functions diye bir şey yazdım. Bu functions bayağı bildiğiniz bir JavaScript dosyası aslında. Ve bunun içinde bir index var. Bunun içerisinde biz kendi fonksiyonumuzu yazacağız şimdi. Ve bu kendi fonksiyonumuzu deploy ettiğimiz zaman dediğim gibi Firestore'u dinlemeye başlayacak. Ve ona göre işlemleri yapacağız. Tamam. Şimdi yazmaya başlıyorum. Bu arkada yükleme yaparken. Diyor ki öncelikle diyor initialize edin diyor. Tamam initialize et dedim. Şöyle geldim ve bunun tamamını initialize et dedim. Okey benim için uygun bu. Sonra dedim ki şurayı yine bunu alıyorum. Bu on document created olduğu için yani bu on request yani istek başına çağrılıyor ama biz öyle bir şey kullanmayacağız. Biz dediğim gibi Firestore'da bir şey yazıldığı zaman çağırmak istiyoruz. O yüzden bu bizim için daha doğru. Buraya geldim ve dedim ki aynısını yap ama adını ne yapmak istiyorum? Create recipe yapmak istiyorum bunun adını. Create recipe dedim. Ne zaman bunun tetiklenmesini istiyorum? Recipes içerisinde document ID yaratıldığı zaman yapmasını istiyorum. Evet. Peki ben nasıl bir şey yapacağım burada? Benim datam olacak. Bu datanın içerisinde bir title olacak. Title dedim. Tamam. Diyorum ki sonra bu title'a göre işte OpenAI'den bir şeyler atacağım. İstekler atacağım. Şimdi bunu denemek için zaten şimdilik şöyle bir şey yapmak istiyorum öncelikle. Const recipe dedim. Title olacak. Sonra description. Bu bir test recipe'si. Sonra ingredientları, ingredient 1, ingredient 2. Şu test için şu an için hani OpenAI'ye daha bağlamadan önce çalışıp çalışmadığını anlamak için böyle bir şey yapıyorum. Şunu da sildim. Ve dedim ki recipe'yi set et ve bunu geri gönder. Tamam şu an olması gereken şey şu mantık yani eğer çalışacaksa. Ben yeni bir şey yarattığım zaman onu dinleyecek. Oradaki title'ı alacak. Sonra recipe diye bir obje yaratacak. Bu objenin içerisinde title olacak. Description this is a test recipe olacak. Ingredients aynı şekilde array olarak yaratacak. Steps'i aşama aşama string olarak yaratacak. Sonra da bu dokümanı buradaki yarattığım objeyle değiştirecek. Yerlerini değiştirecek. Ve ben artık sadece içerisinde title olan bir şey değil de description, ingredient ve steps olan bir şeye sahip olmuş olacağım. Tamam. Bunu da kaydettim. Ve şimdi bunu deploy etmemiz gerekiyor. Çalışır hale getirebilmemiz için. Bunun için Firebase deploy only functions dememiz gerekiyor. CD çek. Diyelim ki functions'ı deploy et. Şimdi muhtemelen hata çıkacak. Çünkü sabah da burada bir sürü şey olmuştu. Muhtemelen birkaç tane şeyi deneme yanılma bir şekilde yerleteceğiz. Ha diyor ki öncelikle diyor planınızın diyor pay as you go olması lazım. Çünkü bu bir free bir özellik değil diyor. O yüzden şeye geliyorum. Projeme geliyorum. Ve diyorum ki bu projeyi işte upgrade et. Bu arada şey bedava yani belli bir sınırı var. O sınırı geçtikten sonra para ödemeye başlıyorsunuz. O yüzden buradan sınırlar yazıyor bu arada. İşte ne kadar kullanırsanız ne kadar şey olur falan gibi durumlar var. Ama projeyi free modelden pay as you go modele geçirmeniz gerekiyor bunun için. Pay as you go model diyorum. Günlük işte 10 TL bütçem var dedim sallıyorum. Tam al dedim. Bu arada şu an bir ödeme yapmayacak. Sadece şey aboneliği başlatmış oluyorsunuz. Eğer parayı şey yaparsanız da o zaman şey yapıyor. Tamam şu an oldu. Tekrardan deploy ediyorum. Şu an bunu deploy ediyor. Bakalım. Bu arada bir deploy ederken biz de şeyi halledelim. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi benim bunu dinlemem gerekiyor. Buradaki herhangi bir değişiklik olduğunda. Çünkü ne olacak? Yani şu an normal şartlar altında ne olmasını bekliyoruz biz. Firestore işte ben herhangi bir doküman eklediğimde bunun atıyorum sağım eklediğinde bunun altına description, ingredients ve steps aşamalarına gelmesini bekliyorum. Tamam. O zaman benim bunu dinleyebiliyor olmam lazım eğer güncelleniyorsa. Screens'in içine gittim. Container'ı açtım. Aşağıya koydum şöyle. Şimdi bunu dinlemenin bir yöntemi var. Şimdi use effect ile beraber bir tane şey listener açacağım. Yani bir şey dinleme fonksiyonu açacağım. Ve diyeceğim ki benim recipe.id'm değiştiği zaman, recipe id'ni neye göre değişiyordu? Ben bir doküman yarattığım zaman oluyordu. Recipe id'm benim değiştiği zaman dedim. Listen. Kendisi yazsın diye baktım ama kendisi yazmadı.
Şuradan hemen bakalım. Şunu alıyorum şimdilik. Bu şekilde. Şimdi bu kodu anlatacağım şimdi size. Şimdi on snap, ha, burada bir hata verdi bir yandan. Bunun hatasının ne olduğunu şimdi şey yapacağız. Permission denied bunu sabah da vermişti. Bunun için gidip bir yerden bir şeylere izinler vermiştim. Şimdi aynı şeyi tekrardan hatırlayıp vermem gerekiyor. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bana burada şimdi şunu geliyorum. Şu hata yarattım. Burada aldığım hatayı bir evre attım. Neden sabah buna bakmıştım. Gördüğünüz gibi. Şuradaki hataya bakıyorum hemen. Burada diyor ki gidin permission'dan kendinize izin verin diyor. Permission açtım. Google Cloud'a beni yönlendirdi. Burada artık şey projesini seçiyorum. Tüm projeler içerisinden React Native OpenAI demo'yu seçiyorum. Tamam. Sonra izin veriyorum birilerine. Kendime izin vereceğim. Bir saniye. Ben diğerini nasıl yapmıştım ya? Şimdi diğerini hemen buluruz nasıl yaptığımızı. Şunu tekrardan girdim. View by roasted new principles değil, hı değil. Burada da anlattığını yapalım. Şimdi burada ne demiş? Hemen bakıyoruz. Neyse, permission tabine gidin. Include Google Provide Grant checkbox'ını seçin. Principles listesinin içerisinde şeyi göreceksiniz. Ve buna izin verin diyor. Tamam. Geldim buraya. Ama neden şeyim var gibi, yetkin var gibi gözüküyor. Neden böyle gözüktü? Sadece owner değil, buna başka roller de ekleyeceğim. Editor'da dedim. Ama işte full access'i var mı dedim. Neden full access'in var gözüküyor? Neden böyle bir şey yaptı ki? Full access to Moscow. Bir saniye tekrar deploy etmeye çalışıyorum. Çünkü bir hata var burada bence. Tekrar deploy etmeye çalışıyorum. Bir yandan da şuradaki hatayı tekrar aramaya devam ediyorum. Bu arada 2 dakika bununla uğraşacağım. Eğer olmuyorsa diğer kodlara geçeceğim. Çünkü zaten bayağı bir noktasına geldik. Sadece OpenAI'ya istek atma kısmı kaldı. Onu da diğer taraftan gösterebilirim. Fazlasını zamanınızı almak istemiyorum. Ama şu an aslında iznim var gibi gözüküyor. Tekrar bir son kez kontrol ediyorum. O
OpenAI demosundayım. Evet, doğru, benim projem bu şu an. Organization değil. Şunun. Evet, buradayım. Ve burada izin vermem gerekiyor. Zaten var diyor bu durum. O yüzden veremiyorum diyor. Tamam. Yok, şu an diğer kod base'e geçiyorum. Önden böyle bir hata verdiğini anlamı yok. Çünkü izin yok diyor ama burada izin var gibi gözüküyor. Tamam, şu kod base'e geçiyorum geri. Burada her şeyi tekrar anlatacağım size. Şunu kapatıyorum. Kaldım zaten. Anlatmaya devam edeceğim. Projeyi şuradan açıyorum. Geldim. Projeye ayağa kaldım. Bu arada önce task yapacaktım. Sonradan recipe'ye çevirmiştim. O zaman burası task gibi gözüküyor ama aslında şey, aynı şekilde çalışıyor. Sadece adı task olarak geçiyor burada. Tamam, şimdi önce zaten şu kısmı anlatıyordum. Use effect kısmı. Use effect herhangi bir şey komponent, şey komponent kendi kendine render ettiği zaman çalışan bir şey. Burada ne diyoruz? Diyoruz ki recipe'nin ID'si güncellendiği zaman, recipe'nin ID'si ne zaman güncelleniyor? Yeni bir şey yarattığım senaryoda önceki bir projeden yaptığımız out olup isterseniz. Yani şu an aslında out olmakla alakası yok. Zaten aynı şeye bakıyor, aynı hesaba bakıyorlar. İznim var aslında. Ama şey functions'ı deploy etmeme izin vermedi. Neyse, ben bilmiyorum. Zaman kaybetmiyorum. Zaten 1 saat 15 dakika olmuş. O yüzden hani hızlayıp yavaştan şey yapayım, toparlamak istiyorum. Tamam. Recipe ID'si güncellendiği zaman diyorum. Bunu dinlemeye başla. Recipe ID'si ne zaman geliyordu zaten? Doküman içerisinde, recipes'in içerisinde yeni bir title eklediğim zaman o zaman bir tane recipe yaratıyorum. Bu recipe'nin ID'sini ve title'ını buradan veriyordum. O zaman da bu güncellenmiş oluyor. Bu güncellendiği zaman da şuradaki use effect tetikleniyor. Kodları paylaşacağım. Şeyden sonra, yayından sonra paylaşacağım. Bunu tetikliyor ve tetiklediği için de artık bunu dinlemeye başlıyoruz. Bu on snapshot Firestore'daki güncellemeleri dinlemeye yarıyor. Stream edebilmeni sağlıyor. Yani herhangi bir şekilde recipes'de bir data geldiyse, bir şey güncellendiyse onu anlamanı sağlıyor. Burada on snapshot'ta dokümanı dinlemişiz. Yani direkt tüm collection değil de bir tane dokümanı dinle diyoruz. Bu dokümanda recipes'in içerisindeki bu recipe ID olan doküman, yani hangi ID varsa onu dinle diyoruz. Ve bunu dinlediğimiz zaman diyoruz ki buradaki dokümanın içerisindeki dataları al. Bunu bir obje haline getirir ve set recipe olarak da tüm recipe'yi bunun içine koy. Yani eğer recipe'nin içerisi güncellendiyse, yani Firestore içerisindeki obje güncellendiyse bunu gel burada tanımla ve recipe olarak artık bunu koy diyoruz. Ve aynı zamanda buradaki işlem bitti zaman da unsubscribe kaybeder. Yani bunu sürekli dinlemeye devam etme diyoruz. Tamam. Yani burası kısaca Firestore'daki değişiklikleri dinlemeye yarıyor. Şimdi Cloud Functions'a gidiyorum. Şimdi Cloud Functions aslında önce size manuel olarak gösterecektim bu işi ama şu an şey haline geldik artık. OpenAI'yi kullandığımız hale geldik. Tamam, şimdi az önce yaptığım gibi bir tane şey create ettim. Dedim ki bu arada bu benim kendi key'im. 1 dolar mı ne limiti var? Bu şeyden sonra sileceğim. O yüzden hani gözükmesi önemli değil. Belki merak eden arkadaşlar olur. Onu ayarladım yani. Siz de aynı şekilde buraya kendi key'inizi koyacaksınız. OpenAI key'inizi koyacaksınız. Ve bu dediğim gibi şu an aslında backend olarak çalıştığı için uygulama içerisinde erişilebilen bir yerde değil. O yüzden kötü niyetli insanlar da client'ınızı dinleyerek, uygulamanızı dinleyerek buna erişemezler. Tamam. Sonra diyoruz ki işte OpenAI'nin kendi şeyini de kütüphanesini de içeri dahil ettik. Ve sonra dedik ki on document created olduğunda, yani recipes'in içerisinde bir yeni bir document create edildiği zaman önce bir dataların hepsini al. İçerideki dataları al. Sonra dedim ki OpenAI'nin chat'in içerisinde bir yeni bir chat ortaya çıkar. Ve burada işte ben bir user olarak şöyle bir şey istiyorum senden. Bir prompt yazdım buraya. Dedim ki bir kere Türkçe olması lazım. Response should be Turkish. I want to create a recipe from title. Title'dan bir tane recipe yaratmak istiyorum. Title'ım işte benim Firestore'da yaratmış olduğum title'ım. Bana ingredient'ları, step'leri ve description'ları vermiş olduğum title'a göre JSON formatına dön. Ekstra hiçbir şeyden bahsetme, ekstra bir karakter yapma. Sadece JSON olmasını istiyorum. Bunu böyle bastırıyorum ki. Bu arada normalde OpenAI'nin içerisinde functions'lar var. Bunları daha sistematik bir hale getirebiliyorsun. İşte onlarca streamleri kullanarak tek bir parça haline gelmesini değil de birden fazla parça haline gelmesini falan sağlayabiliyorsun. Ama hani ben bugün 101 anlatmaya çalışacağım için o konulara girmedim.
olabildiğince basit bir şekilde nasıl yapabiliriz'in peşindeyim. Onun haricinde işte description çok uzun olmasın. Çünkü çok uzun olunca çok fazla bekliyor kullanıcı. Tek bir parçada getirilmesinde biraz fazla bekleme oluyor. Önce steps should be short but clear dedim. Böyle bir prompt yazdım. Ve dedim ki model olarak da GPT 3.5 Turbo'yu kullan dedim. Özge, mesaj atmışlar. Şu an burada mısın? Buradayım aslında. Devam ediyor gibi gözüküyor. Ben paralelde bakıyorum live'dan. Etkinlik sona erdi arkadaşlar. Giremiyor hocam. Yazmış birisi. Tekrar şu olabilir belki. Şu anda kayıt olmaya çalışıyorlarsa eğer 8'den sonra etkinlik sona erdi gibi gözüktüğü için giremiyor olabilirler. Giremeyenlere direkt live linkini iletebiliriz. Tamamdır. Şey, paylaşlar zaten. Arkadaşlar oradan girebilirsiniz. O zaman sorun yok diye anlıyorum. Ben devam ediyorum. Hızlıca evet, tamamlayacağım çünkü. Tamam, burada bitmek üzere. Neredeyse bayağı bir yaklaştık. Tamam. Sonra OpenAI'ya istek atıyoruz. OpenAI bize doğal olarak bir response dönüyor. Bu response da şöyle bir şeyin içerisinde. Response, choices. Bunun içerisinde bunun ilk elemanı message ve content'in içerisinde geliyor. Ve bunun içerisinde bizim istediğimiz bir formatta geldiği için de içerisinden description'ı, ingredient'ları ve step'leri alıyoruz. Ve recipe'nin description'ını buradan gelen description yapıyoruz. Recipe'nin ingredient'larını buradan gelen ingredient yapıyoruz. Recipe'nin step'lerini de buradan gelen step'ler yapıyoruz. Ve Firestore'daki datayı bununla beraber güncelliyoruz. Şimdi gelin bu datayı beraber dinleyelim ve buradan görelim. Firebase Forest'ine geldim. Şu şeyi değiştirmem lazım. Şunu da sileyim. Recipes dedim. Sildim. Ve geldim mesela buraya. Şu an Salep yazdım. Create'e bastım. Tamam. Öncelikle ben bunu güncelliyorum. Zaten kayıt etti ve buraya bunu koydu. Ve geldi. Firestore'un içerisinde de title Salep olan şu an bir şey yarattı. Şimdi bunu beklemeye devam ediyoruz. Arkada şu an aslında o bizim ChatGPT'de görmüş olduğumuz satır satır yazıyor ya. Aslında o işlem gerçekleşiyor. Biz bunu şu an stream formatına göstermediğimiz için onu göremiyoruz. Ama buradaki işlem bittiği zaman buradaki o Cloud Functions OpenAI'den gelen dataların hepsini güncelleyecek. Ardından hem buraya datalarımız düşecek hem data buraya düştüğü zaman da app'teki UI'yi güncelleyeceğiz. O yüzden şu an bekliyoruz. Bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Sen daha yazalım bakalım. Köfte yazdım. Create ettim tekrardan. Köfte olarak da buraya geldi. Ha tamam, Salep geldi. Biraz, bayağı geç geldi ama geldi. Tamam, şimdi köfte için de umuyorum ki gelecek ve bu kadar uzun sürmeyecek. Tamam, köfte yazdık ve beklemeye başladık. Bu arada Salep'i şu an aslında şeyden gelen datayla doldurdu. Bu arada mesela İngilizce'de Türkçe şey, Türkçe'de İngilizce yazmış OpenAI. O yüzden bu tarz şeyleri işte functions'a bağlayıp sonra bir yandan da bunu şey yapmak gerekiyor. OpenAI'nin kendi dokümantasyonu şey içerisinde. Bu arada bir yana bakıyorum. Heh, geldi. Evet, okey. Şu an ne yaptı? Biz sadece burada title vermiştik. Hatırlarsanız. Burada nüans İngilizce yazıyor. Şu an nedenini anlamadım ama. Title verdik köfte. Sonra bu title'ı biz verdikten sonra bu cloud functions'ın içerisinde bunu dinlemeye başladı. Buradan geldi title aldı. Title'la beraber gitti OpenAI'ya. Bir prompt'la beraber dedi ki ben bunun description'ını, step'lerini ve şeyini istiyorum. Step'lerini istiyorum dedi. Ardından OpenAI bize bunu bir format halinde şu şekilde döndü. Ingredient'ler de 10 farklı ingredient saymış. İşte step'leri aynı şekilde 6 farklı step olarak saymış. Description'ı aynı şekilde vermiş. Ve biz gittik bunu Firestore'un içerisinde detayı olarak yazdık. Ve zaten şeyin içerisinde hatırlarsanız konteynerin içerisinde hatırlarsanız burada bunu dinliyorduk ve buradaki değişiklik olduğu anda. Burada değişiklik oldu. Buradaki recipe'yi güncel haliyle beraber güncelledik. Ve buraya description'ı yazdırdık. İçerideki step'leri yazdırdık. Ve adımları yazdırdık. Bu sayede aslında temel bir yapay zeka destekli bir mobil uygulamamız oldu. Bunu aslında her şey için yapabiliriz. Yani bunu bir tane Twitter'da birisinden görmüştüm dediğim gibi. O aynı bu format yapıyordu işte. Oraya herhangi bir yemek ismi veriyordu.
ve ona subtask olarak işte alması gerekenler, yapması gerekenler falan gibi böyle liste halinde geliyordu. Kısaca chat entegrasyonu bu şekilde oluyor. Burada dediğim gibi asıl önemli olan şey şeyinizin, key'inizin direkt mobil uygulamanın kendi içerisine atılmıyor olması. Aslında o yüzden bu kadar 40 takla attık. Bunu Firebase'de yapmak yerine kendiniz backend yazıp, kendiniz database yazıp, evet database diyorum özür dilerim, kendiniz bir backend yazıp aynı şeyi orada yapabilirsiniz. Orada bir farklılık yok. Ben sadece bunu Firebase artı Firestore'la beraber ve Cloud Functions'la beraber olmasını göstermek istedim. Öyle benim dinlediğiniz için teşekkür ederim. Genel olarak sunum bu şekildeydi. Ben bu kodları da paylaşacağım. Şimdi hatta göndereyim birazdan. Benim paylaştığım linkin altında oraya da onu koyarım. Oradan da isteyen arkadaşlar burada yazmış olduğumuz kodlara da bakabilirler. Ve kendi eden ona göre şey yapabilirler. Ayrıca ben dedim ki buradaki key zaten benim kendi key'imdi. Bunu kaldıracağım. O yüzden kullanmak isteseniz de bunu kullanamazsınız. Bunun yerine gidip kendiniz bir OpenAI hesabı açıp kendi key'inizi buraya yazmanız gerekiyor ki bunu test edebilin bundan sonra. Çok teşekkür ederiz Furkan. OpenAI'den gelen sonucun ekranı aşma durumu olabilir. Efendim. Çok teşekkür ederiz diye eklemek istedim aslında. Bu arada hani 8 sonrası etkinliğe girilemiyor. Onu sonraki etkinliklerde de daha uzun uzama ihtimaline karşı uzatıyor olacağız. Minik bir sorun. Tamam, ben şunu da kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra şey yapıyorum. Tabii. Bitiriyorum. Şimdi mesela çok uzattım diyelim ki bunu. Buradan scroll view verdim. Scroll view verdiğim için de hani scroll olduğu için her türlü gözükmeye devam ediyor. Konuda bir problem. Gözükmüyor. Öyle sonunu birazcık hızlandırmak zorunda kaldım. Çünkü beklediğinden çok daha uzun sürdü. Umarım insanlar için faydalı olur. Daha advanced dersler de olsa harika olur. Güzel olur. Yani onun için benim kendimi advanced hissetmem lazım OpenAI tarafında. Yani React Native tarafında daha advanced dersler olabilir belki ama OpenAI tarafında benden çok daha iyi ders verebilecek tanıdığım insanlar var. O yüzden ben kendim basitçe nasıl kullanıyorum kendi projelerimde ve şeylerde onlardan bahsetmek istedim. Ama evet, yani advanced dersler olursa ben de katılmak isterim. Ben kodda dediğim gibi paylaşacağım. Benim vermiş olduğum o linkin GitHub dosyası içerisinde gidip kodlara bakabilirsiniz, erişebilirsiniz oradan da. Başka sorusu olan var mı diye bekliyorum. Sonra da kapatabiliriz isterseniz. Tamam. Bakayım ben de paralelde chat'e. Şu an yok sanırım. Zaten sana LinkedIn'den ya da Twitter'da çok mesaj vardır diye tahmin ediyorum ama LinkedIn'den ulaşabilirler soruları olursa. Aynen. Tamam mı? Çok teşekkür ediyorum. Neden paylaşacaksınız diye bir soru gelmiş. Sonra onu da cevaplayayım ve sonunda kapatabiliriz. Ben Twitter'da bu yayını paylaştığım bir tweet vardı. Son tweetim zaten. Benim Twitter hesabımda Ben Furkan Kiliç. Ona girerseniz oradaki son tweetimi görseniz onun hemen altına cevap olarak göndereceğim buradaki linki. Oradan da kodlara ulaşabilirsiniz. Bu arada etkinlik sonrası hani eğer istersen de YouTube'da da yayınlayabiliriz. Etkinlik sonrası tüm topluluğa katılmayan da olabiliyor bazen katılıyorum işaretleyip. Tüm topluluğa etkinliği tekrar izlemek isteyenler için de hem YouTube linkini hem de GitHub linkini iletebiliriz oradan da. Olur. Yani benim için hiçbir problem yok. Oraya da eklersiniz siz. Ben zaten tweet'in altına da ekleyeceğim. Oradan ulaşmak isteyen arkadaşlar ulaşabilirler yani. Süper, tamamdır. O zaman sonraki etkinliklerde görüşmek üzere diyelim. Hem sana hem de katılan herkese çok teşekkür ederim tekrardan. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşürüz.